Açmaz dedin ya sen. Açmaz şuradan kaynaklanıyor. Uzun yıllardan beri Kürtleri temsil ettiğini söyleyen partiler hep PKK yöneticinin projesi olarak hayata geçti. Sonu da o ilişkilerden dolayı geldi. Selahattin Demirtaş'ın sözü televizyonlarda hala duruyor, videosu internette duruyor. HDP içinde Öcalan'ın 20 yıllık projesi der, böyle konuşur. Şimdi siz adamın dükkanında siyaset yapacaksınız ama yani PKK'nın dükkanında siyaset yapacaksınız. Nedim, bu konuda bir bilgi verebilir miyim izin verirsen? Bir saniye, bir saniye verirsin sonra. Yani bir saniye. Adamın dükkanında siyaset yapacak. Niye sinirleniyorsun ki sadece? Bir dakika. Bozuyorsun, insicamı mı bozuyorsun? İnsicamını bozma, bir dakika. Şimdi adamın dükkanında siyaset yapıyorsun, sonra bundan şikayet ediyorsun. Şimdi Ayhan Bilgen, Demirtaş, bu Kemal Bey'in de söylediği çerçevede öz eleştiri yapabilecek Mithat Sancar, hani diyor ya deniz içinde var diye, çıksın HDP'nin dışına, yani Öcalan'ın projesi olan partinin dışına çıksın, Kürtler adına ne söyleyecekse oradan söylesin ve yürüsün. Şart yürüyorsun. Hay bak. Şimdi sen PKK bir parti kurmuş. Eski adı BDP'ymiş. Yok BDP'ymiş. Sonra DTP'ymiş falan filan bir sürü isimler var. Ve o ilişkilerden dolayı kapanmış zaten. Şimdi topluma oturup da mesela Ayhan Bilgen'in anlattığı meselelerin içinde tamamen yakınması PKK baskısından bahsediyor. Parti üzerine baskısı ve buna karşı durmak gerekliliğinden bahsediyor. Kemal Bey'in de söylediği gibi ben Ayhan Bey'i çok ılımlı, çok hoş bulurum. Yani sadece Kars'ta olması, hemşerimiz olmasından dolayı değil. Ama mesele şey, HDP sözcüsüyken böyle bir eleştiri yapamazdı. O, çünkü niye? Bakın Demirtaş'ın sözü çok açıktır. O cümleden geri adım atmamıştır. HDP Öcalan'ın 20'lik projesidir. Çıkıp meydanlarda da daha başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Bunları unutmamızı beklemesin kimse. Mesele şu. Bütün bu bahsedilen çerçevede Ayhan Bey'in de. Ayhan Bey eğer şu kadar öz eleştiri yapacak bilgiye gelmişse Ayhan Bilgen istifa eder, bağımsız Kars'tan Kars yönetir değil mi belediye başkanı olarak? Hadi yap bakalım. Hadi yap. Yani belediye başkanı yapayım. Bak ben olsam şu öz eleştiri noktasına gelmiş olsam evet doğru. Partide böyle böyle bir durum var. Bunu işte şiddeti güzelleyenler var. Hemen o anda hiçbir şey çıkarsama yapamıyorum. En son işte dün öldürülen Kürt işçiler ve onun yetim kalan çocuklarına bakarım. Hemen istifamı basarım partiden ve aynen bu söylediklerimi demokrasi adına, eşitlik adına, Kürt hakları adına o ne diyorsa oradan yürürüm. Yapabilir misin? Yapamazsın. Mesele şu, işte PKK sıkıştığında deminden bahsettim ya, Mete ile girişte konuştuğumuz konu. PKK ne zaman dağda sıkıştı, operasyonlara sıkıştı, içeride iki türlü tartışma başlıyor. Bir tanesi böyle eylemler koymaya başlıyorlar. İşte 6-8 Ekim 2014 neyi şeydi? Sıkıştığı yerde PKK enerjiyi içeri aktarıp ülkeyi kaosa sürüklemeye kalktı. Şimdi yine Pençe Kaplan, Pençe Kartal operasyonları sıkıştı. Bu sefer içeride biz bu tartışmalarımızdan dolayı ne konuşmaya başlıyoruz? Demokrasi, Kürt sorunu falan. Bak mesele şu. Kürt sorunu dediğimiz meselenin adını HDP, yani olayı HDP üzerinden yürüttüğün zaman arkasından PKK çıkıyor. Partinin kuruluşu, yönetilişi. Cemal Bayık'tan bahsettik ya PKK ile başı. 2015 Türkiye'lilik, Türkiye Partisi olma süreci dediği o süreçte PKK olmasa HDP %5 oy alamaz dedi. Ayhan Bilgen o zaman o partideydi. Çıkıp dedi mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Diyebildi mi? Var mı öyle bir yüreği kimsenin? Söyleyemez. Şimdi ilk cümle şu oluyor soru. PKK terör örgütü mü değil mi? Madem sen sadece Kürtlerin sorunuyla ilgilenmek istiyorsun. Yüreğin dolu dolu cesaretle. Evet PKK terör örgütüdür. Şimdi gelelim Kürtlerin sorununa. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bunu yapacaksın. Yok mesele şu. Biz bakın şöyle Türkiye olarak kalkmışız. Bütün anayasal kurumlar, partiler, aydınlar, gazeteciler
HDP'lileri PKK ile arana mesafe koymaya ikna etmeye çalışıyoruz. Yok arkadaş öyle bir ikna çabamız bizim. Ben o yüzden söylüyorum. HDP yoktur, PKK vardır der, PKK vardır derken bunu söylüyorum. Onların çaresizliğini de biliyorum. Kemal Bey'in söylediği gibi bu söylediklerimizden bir tanesini HDP'li söylesin. Ne can ne mal güvenliği kalır i̇şte bölgede. Deniz anlattı ya işte demin anlattığı ama şey. Ama o zaman olayı öyle tesis edeceksin. İşte onu söyleyeyim. Bunları olayı anlatmak öyle lazım diyorum. Yoksa şöyle değil. Bu insanlar aslında kademeli olarak şunu yapmak istiyorlar. Bunu böyle bir şey yok. Bak insanlarımız ölüyor. Gencecik insanlar ölüyor. Bak yine bir şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Yine dün de şehidimiz vardı. Şehidimiz var. Öyle kolay değil bu işler. Peki. Yani artık öyle bu işin, siz yurt dışında PKK'yı en önemli operasyonları yapıyorsunuz. Devlet bu kadar bastırıyor. Biz içeride demokrasi. Arkadaş demokrasi, ifade özgürlüğü, hukuk falan filan HDP ile yan yana gelemez. Gelemez kardeşim. Sadece onu anayasanın hükümleri korur. Siyasi partiler kanunu bağlar. Onun dışında asla yan yana gelemez. 4 yaşındaki çocuk babasız kalmışsa onun insan hakları ne oldu? Her zaman söylüyorum 11 aylık Bedirhan annesiyle havaya uçurdular. Hiç insan haklarından bahsederken onlar aklımıza gelmiyor. Hiç. Ama ne zaman bir PKK'lıya bir şey olduğu ya da mesela bu belediyelerle ilgili kaçı içeride? Ya Allah aşkına belediye başkanı seçilmişsin. Yöreye hizmet edeceksin. Ya terörist cenazesinde ne işin var senin? Terörist cenazesinde ne işin var? Sonra diyor ki söyler misiniz ben buradakilerden herhangi birini silah başına dayasam PKK'lı bir teröristin cenazesine gider misin? Ancak oraya gider. Giden bak Deniz şey diyor ki Deniz örgüte üye olmamakla beraber yardım yataklık. İnanın ki bu Türk hukukunun yumuşatılarak uygulanmasıdır. Esasında o insanlar örgütün üyesidir. Bak 2007'de biz Ahmet Türk çok ilginç bir laf etmişti. Kıbrıs'ta bir konuşması yayınlandı. Kaleşnikov sesleri barışa hizmet etmiyor demişti. Böyle bir eleştirisi gelmişti. Hemen buna tepkiler PKK kanadından falan filan. Biz de o tarihlerde Batman'dayız. Batman belediye başkanıyla konuşuyoruz. Daha önce dağ kadrosunda zannederim böyle bir PKK ile çok iltisak var. Hapis yatmış, garsonluk yapmiş birisi. Ondan sonra ben de ne diyorsunuz bu cümleye? Dedi ki Ahmet abi dedi. Ya yanılıyor dedi. Bu oylar dedi PKK'nın oylardır dedi. Ahmet abinin bir oyu yok ki burada. Bak şimdi ben bu yazı üzerine, deminden bahsettiğin yazı üzerine Orhan Miroğlu'yla telefonda sohbet ettik. Mardin'de seçime girerken çelik yelekle dolaşmış adam. Ve Mardin'in önemli bir kısmına girememiş. Daha bu son yerel seçimden bahsediyoruz. Mardin'den diyor ki Güney Kore, Kuzey Kore gibi ikiye ayrılmış bölüm durumdaydı diyor. Ve ben çelik yeleksiz adım atamadım. Bana kampanya yaptırmadılar. Yani bu devletin bakın bu kadar gücü olmasan yaptırmadı. Bir gün haftaya lütfen Orhan Miroğlu'nu buraya çağıralım. Oturalım sohbet edelim PKK üzerine. Peki.